kelishicha sahobalarning sahiyligi shu darajada ediki, o'zlariga zarur bo'lib turgan narsani ham muhtoj bo'lgan insonga berib yuborardi. Rivoyat qilishlaricha, kunlardan bir kun Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qizlari Fatima onamiz va Hazrati Ali radhiyallohu anhu orasida bo'lib o'tgan voqea hikoya qilinadi. Kunlardan bir kuni Fatima onamiz betob bo'lib qoldilar. Ko'ngillariga hech narsa sig'madi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu Fatima onamizdan "Nima xohlaysiz, nima bo'ldi?" deb so'radilar. Shunda Fatima onamiz betob ekanliklari ko'ngli anor tusayotganligini aytdilar. Qani edi bir anor bo'lsa dedilar. Bilamizki Hazrati Ali radhiyallohu anhu badavlat inson emas edilar. Lekin jufti halollariga bo'lgan muhabbatlari, zavjai mutahharasining ko'ynini olishga bo'lgan ishtiyoqlari, sahovatlari jo'sh urib Fatima onamizning ko'ngillarini olish niyatida ko'chaga chiqdilar. O'zlarini liboslarini sotdilar. Liboslardan birini sotib, ana o'shinga anor sotib oldilar. Anorni olib xursand bo'lib xonadonlariga qaytib, Fatima onamizning ko'ynini olishlik niyatlarida kelayotgan edi, ko'chada bir qariya insonni g'amgin, xafa, ko'zi nam holatda ko'rib qoldilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu haliga otaxon oldiga borib, salom aliklaridan keyin ko'ngillarini so'radilar. Otaxon, nima bo'ldi? Nega mahzunsiz? Nega ko'zingiz yosh dedilar. Shunda ey bolam, bemorman. Ko'nglim anor tusaydi. Qani edi ko'nglimni tusargan anori bo'lsa, men o'shini yaradam dedilar. Holbuki Hazrati Ali radhiyallohu anhu ning qo'llarida bir dona anor bor edi, xolos. Lekin buni ham o'zini jufta haloliga Fatima onamizga olib ketayotdilar. O'ylanib qoldilar, nima qilsam ekan? Uydagi bemor bo'lib turgan jufta haloliga olib borsalarmi yoki undan ham muhtoj bo'lib turgan mana bu qariyani ko'ynini olsalarmi? Allohga tavakkal qildilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning sahovat tarbiyalarini olgan, sahiylik ilmini olgan Hazrati Ali radhiyallohu anhu qo'lidagi bir dona anorni u Mo'ysafitga hadiya qilib berdilar. Bir xijolat bilan uyga bordilar. Eshikni ochib qarasalar, Fatima onamiz ko'ngillari ravshan bo'lib xizmat qilib yuribdilar. Shunda hayron bo'ldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qizlarini xursand bo'lib turganlarini ko'rgan Hazrati Ali radhiyallohu anhu, "Ey Fatima, yaxshimisiz?" dedilar. "Yaxshiman. Anor yegis kelyatuvdi." deyishlari bilan Fatima onamiz aytdilarki, "Anorga bo'lgan ishtiyoqim ketdi. Birdan anor yegim kelmay qoldi va men o'zimni yaxshi his qilib qoldim." dedilar. Bunga xursand bo'lib turgan edi Hazrati Ali radhiyallohu anhu, eshik taqqilladi. Eshikni ochsalar, sahobalardan birlari qo'lida patnus ushlab turibdilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu nima deb so'raganidilar? Buni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sizga yubordilar. Bunda Alloh sizga berib qo'yishlik bo'lgan hadiya bor ekan dedilar. Anor haliga patnusni olib qarasa, unga anor solingan. Bismillahir rohmanir rohim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز يرتاشلار حرمتلي دينداش برادرلار أكوكالار أباسنجلار يخشو تركزلارنا شعبان آيلار مبارك بولسن بو آيدا كبرى عبادت قلش لغمز ko'proq Allohga iltijo qilishligimiz kerak bo'lgan oylar. Oldimizda Ramazon oyi turibdi. Ozginagina kun, bir oy o'tib o'tmasdan inshaalloh Ramazon oyi kirib keladi. Bugun men azizlar uyimdaman. Bugun doimgidek yaqinlarim bilan, birodarlarim bilan ko'risha olmadim. Bugun masjidda juma namozini o'qiy olmadim. Bugun men jamoat bilan duo qila olmadim. Shuningdek siz ham azizlar. Bilasizmi? Men bugun Rasulullohni sog'indim. Bugun sog'indim. To'g'ri, har kuni sog'inamiz, lekin bugunda ham sog'inmaganman. Chunki inson yolg'izlanganda, jamoat ila ibodat qila olmaganda,
cemaat ile dua kıla almayanda Resulünü sağlarken. Siz ham sağın etken dursuz. Lekin biz azizler ağır imtihandı, sınavı başımızdan ötkiz yetmiş. Bütün dünyaya tarqalgan bu keserlik, bu illet, bu virus, fakat mikroskopta yine korunuşu mümkün bo'lgan bir virus xalas. Kıyamet dahşeti aldı da, dozak azap farişteleri aldı da, bu hiç nefse emas. Hiç nefse emas. Lekin bugün siz azizlerde, xonadonlarda oturgan, barcha mu'min musulmanlarda yine bir kere, bir damlikka, duaga, ibadetke çakırıp kalaman. Azizlerim, Peygamberimiz aleyhi salatu vesselam kayırdaki zina kupaysa, zina aşkarı bolsa, o yurtke ata babaları ham bilmegen bela, afetlerini, dertlerini yubaradı Allah degenler. Bugün şimdi keserliklerini başımızdan ötküz yapmışsın. Fakat yine biz bütün insaniyet bir arkaya karaylıkçı zinanı resmi tüske kirgizgen, zina kılıçlık üyet bulmaya kalgen yurtlardan bugün o şu yurtlardaki vakiller bu keserlikten kutula alma yaptı mı? Hatta bizge ham kirip geldi. Nega biz her bir halattan özümüzge hulasa çıkara alma yaptınız azizler? Peygamberimiz aleyhi salatu vesselam bütün alemlerge rahmet bulup kelgen zat bizni agahlantırgen. Lekin biz bu agahlantırışlarga kulak salmadık. İhtimal bugün bu kesel bizni yana bir kere oylanışge, yana takvayımızı ziyade kılıçlıkge sebepçi bulsun deyip Allah bizge sınav üçün yubargendir. Bugün üyengizde, oz ailengizde, avrasizde, oturgeningizde kaçanlardır zina kılgeningizge tövbe kılın. Ben zina kılmagen, ben diyetken bu çengiz kız zinası üçün Allah'a tövbe kılın. Fahş kurduyuz. Kança aitken dedik zina degen de bu fakat yine hıyanetin uzunu düşünmeyin. Kız zinası var, kulağı zinası var, tel zinası var. Kança minglab bu işlerini kıldık. Gözümüz bilen kurduk, eşittik. Şimdi bugün tövbe kıladık ama halk geldi azizler. Tövbe kılmasak bu olmaydı. Biz masjidlerge kireyler, masjidde namaz okuyanda itfak buraylik. İmam damlalarımız ne aytkenini kileylik. Doğru yol, hidayetini topeylik. Dip kub yapırgen edik. Hatta masjidlerde yam gıybet kıldık. Hatta masjidlerde yam birbirimizi yamanladık. İktida kılıp çıkıp imamda, ulamanı hakaret kıldık. Bugün ise iktida kıladığın imam topalmaya kaldık. Hatta masjidde yelkesi yelkesiye tegip geçse namunca yelkesi yelkemge tegede beyim Allah rah tursa bulmaydı mı degen davalarını kıldık. Halbuki şeriatımız masjidine mumun musulmanlar yelkesi yelkesiye tegip tursun birbirlerine kadirli bulsun degen edin. Bugün yelkemize tek kizişli bir ağda tursun iki metre mesafede gepleşedigen kılıp koydu Allah. Hatta aksirgen anadan kaçadigan kılıp koydu. Bugün aksirgen atadan kaçadigan kılıp koydu. Üyengizde bala çakıngizni terbiyesi bilen şugullenin de kança terbiye hakkı da gepirilgen de itibar kılmagenler bugün üyüde bala çakası bilen oturuptu. Ve kimler dur? Bugün ata anası başka cayda, özleri başka cayda bulup kaldılar. Vakti ki avvalları aytken edik, bari ziyaret kılın deyip kılalmadık. Bugün ise bunge Allah muhtaç kılıp koydu. Hala ham tövbe kılmayız mı azizler? Nahat ki şu işlerden keyin ham yana tövbe kılmasak. Bugün azizler, Allah'ın beytini ziyaret kılıçlıktan Allah'ın huzu tohtatı koydu.
Bugün nega Rasulullohni sog'indim? Chunki Rasulullohga salavat aytilmay qoldi ravzalar oldida azizlar. Payg'ambarimiz alayhissalomning qabrlari oldida u zotga salavat salom aytishlik imkoniyatini ham Alloh to'xtatib qo'ydi. Nega? Chunki Baytullohda ham, Madinai Munawvarada ham halol pul bilan bormadik. İbadet ham qilmadik. Taqvo xushu qilmadik. Hatto Ka'ba atrofida ham bir-birlarimizni suratga tushirib yurdik. Maqtandik, mana Ka'bani oldidaman deb. Lekin u joylarda yig'lamadik, taqvo qilmadik. Bugun bora olmaydigan qilib qo'ydi. Bugun Allohning baytlari xuvillab qoldi. Allohning masjidlari xuvillab qoldi. Bugun mehrob g'arib bo'lib qoldi. Kim aybdor? Virus mu? Biz aybdor azizler. Allah Kur'an-ı Kerim'de kıyamet tisbatını aytadi. Kıyamette her bir kişi kaçıp kalır ki. Aka ukadan, er hatından, ana baladan kaçar ki. Hamma o'zi bilan avara bo'lib qolar ki. Bugün kıyamet bo'lmasdan turib bizni bir-birimizden kaçırıp koydu. Ko'rish olmayapmiz. Qo'l berishi olmayapmiz azizlar. Qadirdonimizni bag'rimizga bosa olmayapmiz. Tavba qilaylik. Kech bo'lmasdan turib tavba qilaylik. Hali qiyomat emas. Hali yurak urib turibdi. Hali vatandamiz, yurtdamiz, ibodatdamiz. Sha'bon oyidamiz. Duo qiling azizlarim. Nima qilyapsiz uyda o'tirib? Mana shu uyda o'tiring deb targ'ib qilingandan beri necha marta salovat aytdingiz? Qancha Qur'on o'qidik? Qancha tasbih o'qidik? Qancha zikr qildik? Qancha tarbiya bilan shug'ullandik? Yana g'aflatdamiz. Alloh saqlasin, ertaga uyimizda ham o'tira olmaydigan qilib qo'ymasin. Uyg'onaylik azizlarim, o'zimizga kelaylik. Taqvoyimizni ziyoda qilaylik. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga ko'p-ko'p salovatlar aytaylik. Ehtimol bu kasal bizlarni zikrimiz, duoimiz bilan ketar. Shu kunlarda ham yana internetda bir-birimizni g'ibat qilyapmiz. Yana biz chiqib gapirsak, yana domlalarda saroy mullasisan deyapsiz. Ey birodar, aziz dindoshim, nimani xor qilsa shunga Alloh zor qilar ekan. Bir paytlar shifokorlarni urdik, haqorat qildik, ezg'iladik, so'kdik. Bugun shifokorga Alloh muhtoj qilib qo'ydi. Nimani xor qilsa shunga zor qiladi. Bir-birimizni ehtiyot qilaylikki, bir-birimizga Alloh muhtoj qilib qo'ymasin. Bugun biz sen undoqsan, sen bundoqsan deydigan holatda emasmiz. Bugun birgina hammamiz Alloh oldida qilgan gunohlarimizni o'ylab yig'laydigan holatdamiz. Har kim o'zini o'zi hisob qilsin. Bugun biz tavba tazarru qiladigan holdamiz. Azizlar, ko'proq duo qiling. Hech narsa bilmasak, Qulhu Allohu Ahadni o'qiylik. Ming marta o'qing bir kunda Qulhu Allohu Ahad. Ana o'shi o'zi juda katta gap. Nima so'rasak, Xudo beradi. Allohdan so'rang. Iltijo qiling. Yana birodarlarimiz bir-birimizni quchoqlashib ko'rishishlik, yana bemalol bolamizni bag'rimizga bosishlik nasib qilsin. Hozirgina bir rolik ko'rdim. Shifokor uyiga kelib yugurib kelgan bolasini bag'riga bosa olmayapti-ya. Bundan og'ir musibat bormi? Onasini qo'lini o'pa olmayapti. Chet elda o'sha kasaldan o'layotganlarni ona bolasi bilan xayrlasha olmasdan yig'lab-yig'lab ketyapti. Nahotki bu bizga dars bo'lmaydi. Nahotki shunda ham biz tavba qilmaymiz. Shunda ham biz fikrimizni jamlamaymiz. Azizlar, Ramazondan oldin Allohdan so'raylik. Keling, Ramazonda taroviy o'qiylik, xatm qilaylik. Nahot endi Allohni baytlarida xatmi Qur'on bo'lmaydimi? Buning uchun biz faqatgina Allohdan so'rab harakat qilishimiz kerak. Hukumatimiz, davlatimiz nimani aytsa shuni qilaylik, azizlarim.
ko'chaga chiqma deyapti, chiqmaylik, iltimos. Bekordan bekor chiqmaylik. O'tiraylik, zikr qilaylik, tavba qilaylik, duo qilaylik. Ko'chaga chiqishlik majbur bo'lganida boshqa bir musulmonni ehtiyotini qilib albatta niqobimizni taqaylik va Allohdan yordam so'raylik. Bugun tortishadigan holatda emasmiz azizlar. Faqatgina tavba qilish kerak. Ulug' insonlardan birlarini oldiga bir inson kelib o'zini qiynalayotganidan shikoyat qildi. Yana biri farzand ko'rmayotgandan shikoyat qildi. Yana biri boshqa holatni shikoyat qildi. Hammalariga bir xil javob bergan ekan. Qanaqa shikoyati bo'lsa, faqat bir xil topshiriq bergan ekanlar. Istig'for ayt deb. Allohga istig'for ayt. Shunda shogirdlar so'rabdi: "Hazratimiz, kim nima deb shikoyat qilsa, istig'for aytyapsiz?" deganlarida mana shu istig'for har bir narsani ketkizishligi haqida tavsiya berganlar. Alloh Qur'oni Karimda ham istig'foriga ko'p da'vat qilgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari ham ko'p targ'ib qilardilar. Shunday ekan, istig'forni ko'proq aytaylik. Allohning masjidlari, ibodatxonalarimiz yana jamoatga to'lsin. Yana xonadonlarimizga fayzu barakot bo'lsin. To'ylarda isrof qilmang deb ko'p aytilgan azizlar. Pul manakida xohlaganimni qilaman deyodingiz. To'y qila olmaydigan qilib qo'ydi Alloh. O'limda 20 yo 40 yo bid'at bu, buni qilmang degan edik. Qilaveraman, ota-bobom qilgan degan edingiz. Janozada 10 ta 15 ta odam o'qiydigan qilib qo'ydi Alloh. Shundan xulosa qiling. Har bir qilgan ishimizni o'ylanaylikda bugun azizlar. Aqlimizni ishlataylik. Yurtimiz, vatanimizga kelgan balo hammamizga ekan. Bu yurtda qaysinimiz qayoqqa qochib chiqib ketyapmiz? Hammamiz bir kemada ketayotgan odam bo'lib qoldik-ku. Modomiki bir vatan, bir yurtda, bir qiblaga qarab ibodat qilar ekanmiz, bo'ldi endi, tafriqani to'xtataylik. Tortishuvni to'xtataylik azizlar. Bir bo'laylik. Birdan bo'laylik, chunki musulmon doim faqat yaxshilikka intilgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shunga buyurganlar. Bugun biz agar birlashmasak, ertaga birlashlik imkoniyatini ham topolmay qolamiz, Alloh saqlasin. Alloh yurtimizni tinch qilsin, vatanimizni obod qilsin. Bugun bemorlar oldida fidokorona xizmat qilayotgan shifokorlarimizga Alloh madadkor bo'lsin. Bora olmaymiz hech kimimiz oldiga azizlar, ular boryaptilar. Bugun vatanini, yurtini qo'riqlayotgan kim bo'lsin? Mana ichki ishlar xodimi deymizmi? Tashqarida yosh askar yigitlar turibdilar. Ko'zga ko'rinmas yov bu, lekin biz chiqa olmaymiz. Ular chiqib turibdilar. Bu hech kimga azizlar, o'zimni ko'rsatish uchun aytmayapman. Chin yurakdan mo'minlik. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sizga qilinayotgan yaxshiliklarga shukrona qilmas ekansiz, Allohga noshukursiz deganlar. Sizga kim yaxshilik qilsa, o'sha yaxshilik qilgan odamga shukr ayting. Bugun hamma bir-biriga yaxshilik qilyapti. Unga shukr aytamiz, rahmat aytamiz. Allohim hammalarimizni tinchlikda omonlikda qilsin. Ilohim, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning muborak ravzalarida salovat va salom, rasulimiz alayhisolatu vasallamga durud va salovatlar aytishlik, Ka'batullohda yana tavoflar qilishlik, yana Allohning baytlarida ibodatlarni bardavom bo'lishini Alloh nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Gunohlarimiz osmoncha bo'lib ketdi. Gunohlarimiz yer yuzini to'ldirib yubordi. Lekin o'zingni va'dang bor ekan, yo Rabbi, mening rahmatim hamma narsadan keng debsan. O'sha keng bo'lgan ulug' rahmatingni umid qilib biz yana sendan tavba qilib istig'for aytamiz. Gunohlarimizni kechirishingni so'raymiz. Bizning gunohlarimizni o'zing kechirgin, yo Rabbi. Biz osiy bandalaringni mag'firat qilgin, yo Rabbi. Modomiki rasulimiz alayhisolatu vasallam Havzi Kavsar suvi oldida oxir zamon ummatlarini o'z qo'llari bilan serob qilar ekan,
Bizi gıybetlerge dolup getgeni ağzımızdı, Resulümüzdü kolege münasip kıl. Günahlarge dolup getgeni yüzümüzdü, Resulümüzdü kollarege münasip kıl ya Rabbi. Uzun bizlerini, günahlarımızı keçirgin. Resulümüz aleyhi salatu vesselam'ı aldılarge borgende hıcalet buluşlikimizden uzun saklagin. Kalplerimiz şu kadar korayıp gitti. Şu kadar hıcaletimiz. Bu korayken kalplerini seni kore taşınge işgab akartırıştı nasip kılgın ya Rabbi. Ya Rabbi. Duaya kul açıp durgen hammelerimizin zürriyatı avlatlarımızdan kıyamet geçe kafir ve münafık kanını çıkarıp koymayın. Orakuz parzatlarımız bizden ki ham taatta, ibadette, takvada müstahkem duruşlarını nasip kılgın. Ya Rabbi. Yalvarıp soruyemiz. Üç bu maçlarımızın garip olup cemaatine bir nasip kılıp koymayın. İlahım maçlarımız daima cemaat gelin malum olup duayı ve ibadette buluşlarını nasip kılgın. Ya Rabbi, cana can yurtumuzunu, ailelerimizini, farzantlarımızını, hammelerimizini tinç aman kılgın. Türlü belayı afetlerden uzun bizlerini hibzi himayende saklayın. Ve ahiru da'amna anilhamdülillahi rabbil alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر